Değerli izleyicilerimiz, TÜSİAD SEDEKARA programının STEP etkinliğinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Artık yavaş yavaş canlı yayınımızı kapatacağız. En heyecanlı kapanış oturumu ve eşleşme sonuçlarının ilanına geçeceğiz. Sabah 9'dan itibaren 15 oturumda 33 konuşmacımızı ağırladık. Bizimle çok kıymetli bilgi ve deneyim paylaşımında bulundular. Hepsine tek tek çok teşekkür ediyoruz. TÜSİAD SEDEKARA programının sponsorları Vodafone, Günem Partners, Inventram, STEP programının destekleyicileri Digitara, EY Turkey, Microsoft Türkiye ve Sabancı DX'e de çok teşekkürler. Ve aynı zamanda bu yayını yapmamızı sağlayan, bütün bu canlı yayın altyapısını bize sağlayan çözüm ortağımız Medyanova'ya da tekrar teşekkürler. Şimdi kapanış oturumunda TÜSİAD Başkan Yardımcısı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Bahadır Balkır ve TÜSİAD SEDEKARA Görev Gücü Başkanı Perehan İnci'den kapanış konuşmalarını ve tabii ki artık eşleşme sonuçlarını alacağız. Günün yoğunluğu içerisinde bugün yayınlanan oturumlardan kaçırdıklarınız varsa önümüzdeki hafta itibariyle tusiadsd2.org web platformumuzda bütün bu yayınlara da ulaşabileceksiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. TÜSİAD SEDEKARA programının katılımcı tüm şirketlerine, izleyenlerine, dün ve bugün yapılan eşleşme ve hızlı networking görüşmelerine katılan şirketlere, bu dönemde başvurmuş tüm şirketlere teşekkür ediyoruz. Gün boyu bizimle olduğunuz için de sonsuz teşekkürler. Sözü Başkan Yardımcımız Bahadır Bey'e ve Görev Gücü Başkanımız Perihan Hanım'a bırakıyorum. Onların konuşmalarından sonra da yayınımız sona erecek. İyi akşamlar diliyorum. Evet, çok teşekkürler. Müthiş bir maratonun sonuna geldik. Ben Perihan Hanım'ın yüzünde bile heyecanı görüyorum şu anda. gerçekten bu ilk online STEP etkinliği bana göre çok keyifli, çok verimli geçti. Ben sabahleyin ilk açılış konuşmasında SDKR bana enerji veriyor demiştim. Bu enerji gün boyunca katlana katlana devam etti. Böyle bir projenin parçası olmaktan dolayı gerçekten ben de gurur duyuyorum. Bugün çok güzel paneller oldu. Bu panellerde çok verimli bilgiler aldığımızı düşünüyorum. Umuyorum sizler de benim gibi düşünüyorsunuzdur. Ben bütün panelistlere, panelleri yöneten moderatörlerimize, görev gücünden katkı sağlayan herkese bu anlamda çok teşekkür etmek istiyorum. Şu an tahmin ediyorum uzun konuşma yapılmaması gereken en önemli an. Çünkü Türkiye'nin dört bir tarafından sonuçları bekleyen birçok teknoloji tedarikçimiz var. O yüzden ben Perihan Hanım nasıl yapıyoruz? Açıklamaları nasıl yapacağız? Size bırakayım sözü. Teşekkür ediyorum Bahadır Bey. Ben tabii çok heyecanlıyım. Her zamanki gibi bu bölümü programın bu sene bizim arkadaşlarla görev gücümüzde konuşurken hep STEP çok özel ve enerji dolu bir gün oluyordu sizin de söylediğiniz gibi. Bunu acaba aynen aktarabilir miyiz diye düşünmüştük dijital ortama, online programa. Ama ben birkaç rakam vereceğim. Çok da uzatmak istemiyorum gerçekten. Ama rakamlar harika. Bugün 73 eşleşme görüşmesi yapıldı. 32 hatta, Zoom hattında 419 networking görüşmesi yapıldı. 8 TK ve 83 teknoloji tedarikçisiyle. Bunlar çok 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 güzel rakamlar. Bunu dijital ortamda başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz hep birlikte. Bizi teknik olarak destekleyen bütün ekiplere, katılımcılara ve yani gerçekten çok güzel de geri bildirimler aldık bütün gün boyunca. Demek ki doğru bir yerdeyiz. Doğru bir modeli uyguluyoruz. İnşallah gelecek sene de bu programı dijital ortamda tamamen ve daha fazla teknoloji kullanıcısına ve tedarikçisine ulaştıracak
şekilde bir platforma dönüştürme çalışmalarımız devam ediyor. Onun için bizi izleyen tedarikçilerden çok rica ediyorum. TÜSİAD SD Kare web sitesinde kayıtlarınız var. Ancak bunları güncelleyin. Lütfen, çünkü o zaman bizim bir sonraki aşamada bizimle daha kolay birlikte olacaksınız ve size erişmemiz bazı programları, bazı şeyleri öncelikle özellikleri öncelikle sizlerle paylaşma şansımız olacak. Ben diyorum ki artık eşleşmeleri açıklama zamanıdır. Başlayalım isterseniz. İlkini ben mi söylüyorum? Evet. Peki. Şimdiden herkese hayırlı olsun diyelim. İlk eşleşmemiz Brisa'nın karşısına SkySense'i koyuyoruz. Kendilerini tebrik ediyorum şimdiden. İkinciyi devam ediyorum Perihan Hanım. Evet. Evet. Dalga Kıran'la eşleşen teknoloji tedarikçimiz Armolis. Armolis'i de çok tebrik ediyorum. Üçüncü eşleşmemiz DHL ve Arute Solutions. Burada ismi yanlış okumuş olmayayım. Arute Solutions veya Arute Solutions. Arute Solutions. Tebrik ediyorum. Çok güzel. Alkışlar da geldi. Evet. Dördüncü eşleşmemiz Enka ve Hareket Kontrol Servis Merkezi. HKSM. Çok tebrik ediyorum. Dört eşleşmedeki hem teknoloji kullanıcısı hem teknoloji tedarikçisi katılımcılarımızı. Evet, ben buradan devam edeyim. Erkurt Holding Embiz firmasıyla eşleşti. Tebrik ediyorum. Esen bu sene iki çağrıyla katıldı programa. Arama çağrısının eşleşen firması Organon Analitik. Tebrikler. Enerji çağrısında da Esen Reengen firmasıyla eşleşti. Her ikisiyle de başarılı bir dijital dönüşüm yolculuğu diliyorum ben Esen'a. Korsa bizi 3 senedir bu programda yer alan bir teknoloji kullanıcısı firma. Bu seferki çağrılarında Intensia ile birleşti. Eşleşti. Tebrikler. Her zamanki gibi, geçmiş 2 senedeki gibi başarılı bir proje gerçekleştireceklerine inanıyorum. Son olarak da Siemens Intensify Siemens firması Simsoft'la eşleşti. Evet, bütün firmaları tebrik ediyorum. Umarım önümüzdeki, şimdi 2 ay sürecek bir proje gerçekleştirme, proje dosyası hazırlama dönemi olacak. Onlar o dönemde de biz görev gücü TÜSİAD ekibi olarak yalnız bırakmayacağız firmaları. Tekrardan onların bu yolculukta takıldıkları yerler olursa ya da danışmak istedikleri yerler olursa destek vermeye devam edeceğiz. Umuyorum başarı hikayeleri törenimizde tekrardan projelerin sonuçlarını hep birlikte görme ve başarılarını kutlama şansını elde edeceğiz. Ben bugün özellikle son olarak izninizle Bahadır Bey, koordinatörümüze, program koordinatörümüze Başak İlisulu'ya ve TÜSİAD ekibinden Nurşen Numanoğlu ve Hazal İnce'ye bütün bu yolculukta bize verdikleri destek için çok çok teşekkür ediyorum. Görev gücünden üyelerimiz desteklerini bugün de bizden sakınmadılar. Gönüllü olarak, gerçekten çok ciddi zaman ayırarak bu programa verdikleri destek için ben görev gücü başkanı olarak çok teşekkür ediyorum. Evet, Perihan Hanım, bu
bu kadar güzel, bu kadar keyifli bir günün, bir maratonun sonuna geldik. Kapatmak bana düştü. Bu maalesef bu kadar güzel bir etkinliği kapatmak da çok keyifli değil aslında. Keşke daha da devam etseydi. SDKR'de bu sene ilk defa online olarak yaptık programımızı. Ve gerçekten çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Bilemiyorum bundan sonraki senelerde acaba online olarak mı hep devam edeceğiz yoksa diğerini özler miyiz, arar mıyız? Onu zaman gösterecek ama bu online hakikaten güzel oturdu. Tebrik ediyorum buraya katkı veren herkesi. Geçtiğimiz iki senede sinerjinin oluştuğunu ve arttığını söylemiştik. Bu sene bunun üzerine kat be kat ilerlediğimizi düşünüyorum. Hakikaten üçüncü senede TÜSİAD SDKR programı neden bir marka haline dönüştüğünü de gösterdi bence, kanıtladı. Yani TÜSİAD'ın sabah da dediğimiz gibi bu gençlikte iş var ve onun yanında TÜSİAD SDKR ikinci gerçekten çok etkili markası haline geldi. Bunu çok büyük bir keyifle, gururla söyleyebiliyorum. Bugün burada tabii ki sonuçlar alındı. Bu sonuçlarda daha çok sevinenler oldu. Ama ben sonuçların herkese bir kere öncelikle hayırlı olmasını istiyorum. Ve şunu söylemek lazım. Bugün bu programda kaybeden olmadı. Yani bir tane kazanan var. O da Türkiye'nin teknoloji ekosistemi. Dolayısıyla ben bu kazanıma katkı veren herkese ama herkese gerçekten tek tek teşekkür etmek istiyorum. İnanıyorum ki Türkiye'nin geleceğinde, Türkiye'nin sanayisinin gelişmesinde çok önemli adımlar atılıyor ve bugün katılımdaki herkes bu atılan adımlarda pay sahibi. Dolayısıyla burada hepimizin gurur duyması gerektiğini düşünüyorum ve tekrar teşekkür ediyorum. Eşleşen firmalar tabii bugün biraz önce Perihan Hanım'ın da söylediği gibi çok önemli bir döneme geçiyor. Şimdi birlikte teknoloji kullanıcılar, teknoloji tedarikçiler kendi aralarında çalışmalar yapacaklar, çözüm dosyaları üretecekler, ekosisteme katkıda bulunacaklar. Bu dönemi çok verimli, keyifli geçirmelerini ümit ediyorum. Onlara şimdiden bu yolculuklarında iyi şanslar dilemek istiyorum. Eşleşemeyen firmalar var. Eşleşemeyen firmalar artık TÜSİAD SDKR programının bu ailenin bir parçası. Lütfen bu programı takip etmeye devam edin. Yılmayın. Tekrar tekrar gelin. Tekrar şansınızı deneyin. Hakikaten sanayide dijital dönüşüm konusunda konular bugünden yarına hemen olmuyor. Biraz sabırlı, sebatkar olmak gerekiyor. Ben eşleşemeyen bütün firmalara da TÜSİAD SDKR ailesine hoş geldiniz demek istiyorum. 3 ay sonra tekrar beraber olacağız. Çünkü başarı hikayeleri törenimiz var. O törende eşleşen teknoloji tedarikçi ve kullanıcılarının çözüm dosyalarını göreceğiz. Onlar için ben şimdiden heyecanlıyım aslında. Dolayısıyla bugün bu toplantıyı burada kapatmak zorundayız. Hepinize, emeği geçen herkese çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ve hepinizi inşallah 3 ay sonraki başarı hikayeleri törenimizde tekrar görmeyi umuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bugünkü sabrınız, desteğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, ben de iyi akşamlar diliyorum. Bugün 700'e aşkın kişi bizi izledi. Bütün izleyenlere sabrı için ve bize destek oldukları için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.